İyi biliyorsunuz. Eskişehir Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. JCI Türkiye Güz Zirvesi ikinci günde ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'yı ağırladı. Mensup oldukları ailenin... Ortaylı katılımcılara deneyimlerini aktarırken Eskişehir'den bahsetmeyi de ihmal etmedi. Kentte kültür ve sanatın öne çıktığını ve Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'e büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Ortaylı, özellikle üniversite şehri olarak öne çıkan Eskişehir'in kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Bugün Ankara'dan ve İstanbul'dan bile insanlar buraya geliyorlar. Ankara'da artık operaya bilet bulunmuyor. Çünkü kadrolar genişletilmedi. Kültürsüz Bakanlığı dikkat etmiyor bu işlere. Kadroları genişletmiyor. Ve bina yapmıyor yeterince. Çok eski operada otururuz. Öyle opera olmaz. Ama burada var. Buraya geliyor insanlar onun için. İstanbul'da böyle bir şey çok nadir. Hala doğrudur salon yok. Onun için buraya geliyor. Bu hiçbir yerde yok. Böyle bir üniversite yok. Yani ucuza gidip kafede oturacağın emniyet içinde, kütüphaneye gideceğin, akşam tiyatroya bilmem nereye gideceğin bir üniversite şehri yok. Binaenaleyh soru soruldu şimdi. Üniversite gençliğine ne tavsiye edin? Hiçbir şey etmiyorum. Etrafınızda sizin için olan nimetlerden istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar açık. Bu hiçbir yerde yok ve talihlisiniz. Bunun kıymetini bilin. Bilmezseniz yarın bir gün yok edildiği zaman hava alırsınız. Öte yandan İlber Ortaylı'nın sunumu sonrası JCI Eskişehir Başkanı Oytun Süllü, ünlü tarihçiye katkılarından dolayı plaket takdim etti. Ben sahneye davet ediyorum kendisini de. Güz zirvesi kapanış galasıyla ise son buldu.